de durma Merhaba arkadaşlar, ders hoş geldiniz. Bu bölümde cümle nöleri ilgili test çözmeye devam ediyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde dolaylı tümleç bir söz öbeğinden oluşmuştur? Evet, söz öbeği derken kastettiği deyim öbeği olabilir, Belirtili ya da belirtisi ad olabilir. Sıfat tamlaması olabilir. Evet burada doğru seçenek C seçeneğidir. Bizim dershanede. Evet ad tamlaması. Yapılıyor yüklem. Yapılan ne? Deneme sınavı özne. Ne zaman? Bu hafta zarf tümleci. Nerede yapılıyor? Bizim dershanede. Evet bizim dershanede dolaylı tümleç ve bir söz öbeği. Aşağıdakilerin hangisinde yanıt cümlesi yalnızca ilgeç tümleçinden oluşmuştur? E, doğru seçenek A seçeneğidir. E, araba nereye doğru yöneldi? Bizim sokağa doğru. Bakın nereye yöneldi değil, nereye doğru. Bu cümlenin öğeleri e, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Evet, e, öğelerini ayıralım. Kuca kaçmıştır yüklem. Evet, deyim olduğu için bölemeyiz. Evet, kucak açan ne? Anadolu'muz. özne. Ne zaman? İnsanoğlunun varoluşu ile birlikte. zarf tümleci. Neye kucak kaçmıştır? Çeşitli uygarlıkları. dolaylı tümleci. Evet, doğru yanıt C seçeneği. Aşağıdakiler hangisinde? Yanıt cümlesi nesne değildir. A seçeneğinde size çay getireyim, nesne. Hangisini almak istiyorsun? U ucuz olan Nesne. Kimi güvenleri bulursun? Öğretmenimi. Evet, nereyi hiç görmediniz? Bodrumu. Evet, nesne. Evet, doğru seçenek D seçeneği der. D seçeneğinde neresi daha sakin? Bizim odamız. Bizim odamız daha sakin. Bizim odamız öznedir. Aşağıdaki sorulardan hangisi özneyi buldurmaya yöneliktir? Evet, doğru seçenek B seçeneğidir. Nereler turistlerin ilgisini çekiyor? Evet, özne. A seçeneğindeki hangisini nesnedir? C seçeneğindeki ne zaman zarf tümleci'dir. D seçeneğindeki neyi nesnedir? E seçeneğindeki ne kadar zarf tümlecidir? Bu cümlenin ögeleri sırasıyla aşağıdakiler hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet cümleyi ögelerine ayıralım. Yaratabilir yüklem. Yaratan ne? Yaratan kim? Ulusumuz. Özne. Nasıl yaratabilir? Ulusal özünü yitirmeden. Evet. Zarf tümleci. Neyi yaratabilir? daha özgün ve insançı bir uygarlığın çiçek toprağını. Evet, nesne. Doğru yanıt A seçeneği. Bu cümlenin ögeleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet, uzun bir cümlemiz var. Evet, cümleyi öğelerine ayıralım. Söylemişti, yüklen. Evet, söyleyen kim? Varını, yoğunu, oğlunu okutmak için harcayan taşralı bir fırıncı özne. Evet, özne ve yüklemi belirledik. Ne zaman söylemişti? Yıllarca önce. Zarf tümleci ya da belirteş tümleci. Neyi söylemişti? Oğlunu dünyanın niçinini, nedenini anlasın. Ömrü kalırsa da, kalırsa kendisine de doğrusunu anlatsın diye okuttuğunu. Evet, belirtili nesne. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinde özne cümlenin en önemli ögesidir? Evet, yüklemden bir önce kullanılan örneğe bakacağız. Evet, A seçeneği doğru seçenek. İstedi yüklem isteyen kim ateş özne. Aşağıdakilerin hangisinde soru nesneyi buldurmaya yöneliktir? Burada e, mi soru edatımız var. Mi soru edatımız hangi ögeden sonra kullanılmışsa onu buldurmaya yöneliktir. B seçeneği doğru seçenek. İlke doğum gününde Ece'ye sulu boyama almış. Evet. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. A'da dolaylı tümleci buldurmaya yönelik. C'de zarf tümlecini buldurmaya yönelik. D'de özneyi buldurmaya yönelik. E'de de yükleme yönelik. Aşağıdakiler hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? C'de yapılmış. Cümle ögelerini ayıralım. Anlamıyorum yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Nasıl? Kesinlikle. Zarf cümleci. Neyi anlamıyorum? Böyle sorumsuz davranmanı. Evet buradaki ilk çizgiyi göndereceğiz. E, bu dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.